Değerli izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere Sapanca Kırkpınar'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Aydoğan Bey var. Aydoğan Melorasan benim ismim. Yaklaşık 10 yıldır Sakarya bölgesinde ama özellikle Sapanca'nın Kırkpınar bölgesinde çalışıyorum. Burada daha çok burada yaşayan insanların pratik çözümlerini, inşaat üzerine, yapı üzerine ve aynı zamanda profesyonel anlamda tüm izolasyon sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü buradaki mevcut oturum düzeninin büyük bir kısmı daha önceden İstanbullu misafirlerimiz tarafından yapılma yapılar. Evet. Çok fazla tekrar tadilat ve işte yaza girerken yeniliklerle girme arzuları oluyor. Onlara mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyoruz. Onların arzuları doğrultusunda. Bakım şart çünkü. Evet, kesinlikle. Önemli. Bakım burada özellikle çok değerli. Evet, hafta sonu özellikle çok ciddi yoğunluk oluyor. Artık bir yaşam alanı olarak Türkiye'nin dört bir yanından insanların yaşam için tercih ettiği bir yer burası. Önceden daha çok İstanbul ağırlıklıydı fakat şu anda şöyle söyleyeyim, özel günlerini geçirmek için bile gelen, evet, Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Biz de bu noktada burada işin açıkçası daha çok turizmin dışında insanlara, kendi burada yaşayan, burayı artık yaşam alanı haline getirmiş insanlara yapı ve izolasyon noktasında çözümler, hizmet vermeye çalışıyoruz. İşin açıkçası sorunlarına çözüm buluyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü sonuçta dışarıdan bir ürün alıyorsunuz, malzeme alıyorsunuz. Özellikle aldığımız malzemelerde nelere dikkat ederiz? Bizim için önemli olan şu, tabii ki malzemenin ustanın kullanım şekli ustayla aynı senkronizasyonda çalışabiliyor olması çok değerli. O yüzden dünya cümlenin markaları kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda işimizi yaparken işimizi bırakıp dönüp gitmiyoruz. Çünkü hep buradayız. Yaptığımız uygulama sonrası hizmeti vermeye devam ediyoruz. O yüzden insanlar hizmet sonrasında karşılarında muhatap alabilecekleri ki hata her zaman vardır. Daha sonra karşılaştıkları uygulama sorunlarıyla alakalı tekrar geri dönüş çözümleri sunabilecekleri muhataplar arıyorlar karşılarında. Ona cevap vermek bizim için çok değerli. O yüzden dünya cümle markaları kullanmaya çalışıyoruz. Daha uzun ömürlü. Daha uzun ömürlü, sürdürülebilir performans sağlayabilecek ürünleri kullanıyoruz. Kaçınılmaz şunu da aslında ya fark ettik. Gerçekten burada aslında siz tamamen biraz daha rahat çalışmalar yapmışsınız. Yani aslında sizler müşterilerinizi yönlendiriyorsunuz gibi. Evet, işin mimari tarafı bizim için önemli. Hani çok doğru bir cümle mi bilmiyorum ama büyük projeler yapmak istemiyorum mesela. Butik, insanlarla birebir diyalog kurabileceğim, dost olabileceğim, anlatabiliyor muyum? Hani imalattan sonra da görüşebileceğim insanlarla çalışmayı tercih ediyorum. O yüzden tabii keyifli sonuçlar çıkıyor. Hani biraz daha maddi ya da farklı hedeflerle değil de karşınızdaki insanla birlikte sandalyenizi koyduğunda evet, havuzun burası ölmüş mü diye kahve içerken konuşabilmek bizim için daha keyifli. Çalışmalarınız nelerdir? Kaç personel hizmet veriyorsunuz? Şimdi şöyle anlatmakta fayda var. Biz mümkün mertebe yapacağımız imalatın uygulamanın çeşidine göre şöyle anlatayım. Ben her zaman işin kendinin ehlinin yapmasından yanayım. Burada bizim ülkece aslında da bir sıkıntımız diye görüyorum. Manav kasaplık, kasap manavlık yapıyor. Kimse ne düzgün et yiyor ne de düzgün sebze yiyebiliyor. Çok doğru. O yüzden biz sevdiği seramik ustasının, alçı sıvayı alçı sıva ustasının, havuzu işinde deneyimli olan kişilerle çalışmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemizde ortalama 15-16 civarında değişen ve işin sürecine göre zaman zaman 40'a 50'ye çıkan bir kadromuz var. Tabii projeye göre değişiyor. Projeye göre değişiyor. Ekstra takviyeler almak durumunda kalabiliyoruz. Ama sabit 15 kişi bir ekip arkadaşlarımız var. Başında bu işin koordinasyonunu sağlayacak Mithat Bey var. Onunla birlikte çalışıyoruz. Tabii ki yönetim ve organizasyon bu noktada çok önemli. Biz sabah kalktığımızda bugün ne yapacağımızı bilerek kalkıyoruz. Her şey projeye devam ediyor. Evet, yani plan. Aslında başarının en büyük temel etkenlerinden biri de o. Yarın ne yapacağınızı biliyorsanız güne güzel başlıyorsunuz. Hedeflerinizi de merak ediyoruz. Yani işin açıkçası hani bu şahsi bir felsefe, kişisel bir felsefe.
ben böyle butik mutluyum yani, güzel oluyor. Bu şekilde dost kazanmakla zaten hep buradayız. Evet, Türkiye'nin değişik şehirlerine gidiyoruz, orada da işler yapıyoruz. Ama bu küçük çevrede, bu butik çevrede her zaman dost olabileceğiniz, akşam bir kahve içebileceğiniz, yaptığınız havuzun kenarında ya da kendi yaptığınız şöminenin önünde oturup sohbet edebileceğiniz insanlarla çalışmak benim için her şeyden daha değerli.